Gündemdeki bir konuyu konuşacağız. Andımız düne kadar yıllarca öğrencilerin sabahları Türk'üm doğruyum diye başlayarak söylediği andımız artık yasak. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andını kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozdu. Bu kararın ardından artık okullarda öğrenci andı okunmayacak. Karara ilk sert tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır dedi. Şimdi andımız neden kaldırıldı? Andımızın yasaklanması ne anlama geliyor? Ve Sayın Bahçeli'nin tepkisini nasıl okumak gerekir sorularını Sayın Yaşar Okuyan'a soracağız. Eski bakanımız ve tabii ki ülkücü camianın önde gelen değerli bir ismi olarak. Evet, Sayın Yaşar Okuyan, andımızın yasaklanmasını nasıl yorumluyorsunuz efendim? Önce bu soruyla başlayalım. Yani olacak iş değil maalesef. Bu AKP iktidarının çözüm süreci döneminde PKK'ya şirin gözükmek, Murat Karayalçın'a, Murat Karayıldan'a affedersiniz, İmralı'daki caniye şirin gözükmek için o dönemde alınan kararlar bunlar. Sadece bu değil, hatırlayın bir ara başladılardı, TC'leri silmeye başladılardı aynı sürecin içerisinde. Mesela Bursa Valiliği TC'yi sildi, Balıkesir Valiliği TC'yi sildi. Bu sefer o tarihteki İçişleri Bakanı, efendim yani lehvayı değiştirdik, sığmadığı için TC'leri kaldırmak zorunda kaldık gibi saçma sapan açıklamalar yapmışlardı. Hatta kurumlarda başladılardı. Ziraat Bankası'nın TC şeyini çıkarttılar. Hala biliyorsunuz birçok şubelerinde TC kalmıştır. Ama yeni açılanlara TC'yi koymadılar. Yani bu o çözüm süreci AKP iktidarının ihanet sürecinin o dönemde ortaya koyduğu eylemler. Bunlardan bir tanesi de andımızın yasaklanması. İşte Atatürk'e düşmanlık bu süreçte had safhaya ulaştı. O madalyalardan, devlet madalya ve nişanlarında Atatürk'ün resminin kabartmasının çıkartılması da ilkokullardaki öğrenci andının kaldırılması da AKP'nin çözüm sürecindeki ihanet, altını çiziyorum, ihanet çabalarıdır, eylemleridir, davranışlarıdır. Şimdi burada mesela hatırlayın Nisan 2013 tarihinde, bakın tarih veriyorum, isteyenler izleyicilerimiz bakabilirler, Google'dan girerler. Murat Karayılan'ın lafı var, talebi var. Yani açık kamuoyunun önüne gelmiş. Diyor ki ilkokullardaki öğrenci andı kaldırılsın, ne mutlu Türk'üm demek ırkçılıktır diyor. Karayılan. Aynısı Abdullah Öcalan o İmralı görüşmelerinde dile getiriliyor. Hani bir barış havası gelecek işte vesaire diye. Nisan ayında, Nisan 2013 tarihinde Karayalı'nın bizzat kamuoyuna intikal etmiş bu açıklamasından çok fazla değil. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 5 ay sonra ilkokullardaki öğrenci andı uygulamasını kaldırıldığını bizzat o tarihteki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ifade ediyor. Yani belgeleri var burada. Hiç bana kimse demesin ki bunlar işte şuydur filan. Bakın burada o dönemlerde yayınlanmış olan, bilmiyorum ne kadar ekrana yansıyor. Çünkü şu anda bulunduğum yer çok uygun bir yer değil. Ama bunları biliyoruz yani. Kamuoyu da biliyor, biz de biliyoruz, herkes biliyor. Şimdi ta aylar sonra bu bununla ilgili biliyorsunuz başlangıcında Türk Eğitim Sen itiraz ettiydi buna haklı olarak. Danıştay yürütmeyi durdurdu. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı, yani AKP'nin Milli Eğitim Bakanlığı bunu temize gitti ve
temiz dilekçesinde artık bunlar diyor faşizm ve komünizm dönemlerindeki benzer sisteme işte benzerlikler yapan hiçbir gerekliliği olmayan bir ant, onun için kaldırılmasını istiyoruz diyor. Talep eden de yine AKP'nin Milli Eğitim Bakanlığı. Adı Milli. Evet. Yani bunun itirazını Danıştay'a yapan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu itirazı yaptığı anda milli sıfatının çıkması lazım. Eğitim Bakanlığı, tamam, eyvallah. Yani çözüm sürecinin Eğitim Bakanlığı. Şimdi geliyorum günümüze. Bu iki gün önce bu şey ortaya çıkınca bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin efendim bu ne demek? Bu şu andaki HDP'nin işte kapatılması taleplerimiz ortadayken, HDP'nin fezlekeleri meclise gelirken, bu bir Danıştay'ın yaptığı bir kepazeliktir, bir şeydir filan, skandaldır, skandal bir karardır, geri çekilmelidir lafı Devlet Bahçeli'nin kendisini aklayabilecek bir laf değildir. Sen Devlet Bahçeli, MHP'nin başındaki kişi, beni iyi dinle. Bedava laf söylemiyoruz. Sen bunlar zamanında, sen neredeydin? Senin aklına şimdi mi devşirdi? Sen TC'yi ortadan kaldıran, kaldırmaya devam eden, sen andı yasaklayan, sen PKK'yla çözüm süreci deyip kol kola giren, FETÖ'yle kol kola giren, bu ihanet iktidarı, bu ihanet çabalarının içerisinde senin o geçmiş tarihlerde ortaya koyduğun konuşmalar ve davranışları hatırlıyoruz ve şimdi geldiğin son iki senedir sarayın kapısında bekçilik yapan tavrınla bir çeliştiğini herhalde sen de kabul ediyorsun. Ya sende bir yaşlılığın getirdiği bir yorgunluk var, hatırlamıyorsun dün ne söylediğini. Bugün ağzından çıkanın ne laf olduğunu hatırlamakta zorlanıyorsun. Ve yani herkes, millet de senin bugün açıklamaların karşısında bak Bahçeli de bu işe karşı çıktı falan. Sen karşı falan çıkmıyorsun. Sen AKP iktidarın kulu kölesi olmuşsun. Çok net. Senin bugünkü vaziyeti kurtarmak. Senin 3 gün sonra büyük kurultayın var 18 Mart'ta. Orada nasıl çıkacaksın milletin huzuruna? Elbette bir kıvırman lazım. Çünkü 2 gündür, 3 gündür ses çıkmadı MHP'den. Halbuki 3 gün önce bu duyuldu, kamuoyuna intikal etti. Ve şimdi siz diyorsunuz ki bu skandal karardır. HDP fezlekeleri işte tam meclise geliyor. Tam bunun sırasında böyle bir şey kepazeliktir. Danıştay'a senin kızmaya hakkın yok. Danıştay'da niye bekledi yıllarca bu? Bakın bir de işin o tarafı var. Çünkü Danıştay'da bu oynamaya girecek olan üyelerin geliş çizgileri bakıldığı vakit bunun kabul edilmesi mümkün olmayacaktı. Evet. Orada üye değişiklikleri oldu ve pat Danıştay yeni şekliyle 7 daire, 13 daire. Evet. Evet. Hemen bu kararı aldı. Tabii kızgınlık şuradan geliyor Devlet Bahçeli'nin. Ya niye biraz daha idare etmiyordun? Şurada iyi kötü öyle dursaydı, nasıl olsa okutulmuyor, nasıl olsa safsatlanıyor. Niye bizi zora soktun? Yani buradaki şey samimiyet değil. Çünkü kendisinin lafı var. Şu lafları ben söylemedim, kendi söyledi. Ne mutlu Türk'üm diyene yazdırmazsam namussuzum. Bakın dikkat edin. Çocuklara andı tekrar öğretmezsem namussuzum. AKP'den Yüce Divan'da hesap sormazsam namussuzum demiştin. Namussuzum dedin ya. İşte burada bu lafları sana gösteriyorum. Bu lafları söyleyen sensin. Yaşar Okuyan söylemedi bunları. Ve daha ileri gittin. Yine bakın mesela tarih vereyim. 1 Aralık 2013 tarihinde. Balıkesir Bandırma ilçesinde konuşma yapıyor. Toplantıda. Türkiye'nin her tarafına
Ne mutlu Türkiye, yazdırmazsam namussuzum. Evet. Daha ileri gidiyor. Türkiye'nin her tarafına. Çocuklarımıza andı tekrar öğretmezsem namussuzum. Bu ihaneti yapan, dikkat edin Sedef Hanım, bu ihaneti yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Yüce Divan'da hesap sormazsam namussuzum. Kim diyor bunu? Devlet Bahçeli. Şimdi sormak lazım. Bu lafları sen mi söyledin? Yoksa o tarihlerde birileri mi uydurdu? Namussuzum diyorsun ya, namussuzum. Kime söylüyorsun bunu? Bu andı kaldırıldı diye ve bundan hesap sormazsam diyorsun. Hesap sormazsam namussuzum dediğin AKP iktidarına şimdi bugün gelmişsin, sarayın kapısında muhafız olmuşsun. Onun için bu ikiliği boş ver. Sen hem milliyetçi harekete, ülkücü harekete ihanet etmiş bir adamsın, hem de Türkiye'nin geleceğine ihanet etmiş bir kimsesin. Bunu yakın tarih bunu yazacak. Bu sürecin içerisinde yaptığın davranışlar, yaptığın konuşmalar tarihe bir ihanet olarak geçecek. Zaten ülkücü hareketi ihanet ettiğin tescillendi. Bu yeni bir şey değil. Daha 1980 öncesinde rahmetli Türkeş'in bir benzeri bir mektubu da bende olan, sizin 80 öncesindeki olaylarda MİT ajanı olduğunuz ve gençleri kışkırttığınızın dair mektuplar var. Ben bunları defalarca kamuoyunun gündemine getirdim. Bunlara cevap vermediniz. 1978 yılında arabanızda bulunan ve terörde kullanılacak olan iki tane Kalaşnikov, 702 tane mermi, bundan dolayı arabanın sahibi siz olduğunuz halde ruhsatı Devlet Bahçeli yazdığı halde karakola bile çağrılmadığınızı ifade ettim. Bunlara bir cevabınız olmadı. Şimdi buralardan geliyorum. Yani geriye doğru gitmeyelim daha fazla. Ama bugün hele şu son İstanbul seçimlerinden, yerel seçimlerden bu yana Devlet Bahçeli'nin başındaki MHP, Alparslan Türkeş'in, rahmetli Türkeş'in MHP'siyle zerre kadar alakası yoktur. Bugün Türkeş sağ olsa Devlet Bahçeli'yi kulağından tuttuğu gibi hemen kapının önüne koyar. Bilerek söylüyorum bunu. Rahmetli Türkeş'i yanında değildi onlar. Ben Türkeş'in yanında 14 yaşından beri rahmetli Türkeş'in yanında yer aldım. Sayın Yaşar Okuyan, sizi bulmuşken şunu da sormak istiyorum. Şimdi Sayın Bahçeli'nin yaptığı bu son açıklama, yani Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır açıklaması, aslında sizin de örneklerle verdiğiniz gibi AKP'nin güttüğü siyasetle çelişiyor. Ve şimdi Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin de bir ittifak çerçevesinde bir arada olduğunu düşünecek olursak, bu Cumhur İttifakı'nda bir çatlamaya, bir ayrışmaya neden olabilir mi? Böyle tetikleyici bir etki yaratabilir mi? Devlet Bahçeli'ni bu veya benzeri gelişmeler karşısında Cumhur İttifakı'ndan ayrılması veya orada sorun çıkartmasını ben beklemem şahsen. Çünkü Devlet Bahçeli tamamen rayından çıkmış. Ya düşünebiliyor musunuz? 3 yıl sonrası, 2,5 yıl sonrasının Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır diyen bir siyaset erbabı. Peki şimdi soruyorum Devlet Bahçeli'ye. Andımızın yazdırtmazsam namussuzum, şerefsizim dediniz. Hesap sormazsam AKP iktidarında namussuzum diyen sizsiniz. Ne işiniz var orada şimdi? Şimdi hangi yüzde 18 Mart gibi Türk tarihinde, yakın tarihimizde çok önemli bir gün, Çanakkale zaferimizin yıl dönümünde büyük kongrenizi topluyorsunuz. Hangi yüzde orada o kongreye çıkacaksınız ve o hareketin çilesini çekmiş oradaki vatansever insanlara, o delegelere, çünkü onların ben bir kısmını tanıyorum. Onlar evet bugün MHP'dedir ama büyük bir kısmı Devlet Bahçeli'nin ve genel merkezin bu tutumundan ciddi rahatsızdırlar. Onun tartışması ayrı. Ben bir çatlama patlama beklemiyorum. Çünkü Erdoğan'a adeta Sayın Devlet Bahçeli biat etmiştir.
Ben bir şey teklif ediyorum. MHP'nin kurultayı da hazır 2 gün sonra, 3 gün sonra bir karar alsınlar. Ayrı ayrı partilere gerek yok. İptal etsinler MHP'yi, pes etsinler. AKP'ye katılsınlar. AKP'nin gençlikten sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Sayın Bahçeli görev alsın. Biz de bilelim. Herkes yerine gelsin. Bu daha yararlı olur. Şimdi kendisinin şu lafını da söyleyeyim müsaadenizle. Bakın kendi lafları bu. Ben hiç ilave yapmıyorum. Diyor ki Sayın Bahçeli, ülkücüler içinde Erdoğan'ın bu sinsi oyun ve tuzaklarına kanacak bir tane aptal yoktur. Dikkat edin. Kanan varsa da o zaten ülkücü olamamıştır. Bunu diyen Sayın Bahçeli. Buyurun. Şimdi Tayyip Erdoğan'a söylüyor. O zaman sormak lazım. Sen bu lafı söyledin mi? Unuttun mu? Yoksa bu lafları yedin ve şu veya bu sebeple. Çünkü başka bir sürü laflar var. Detaya girmeyeyim. Yani bu kadar bir başka iktidara bu kadar şey olmaz, bu kadar ram olunmaz. Ya 3 sene sonraki Cumhurbaşkanı adayım Tayyip Erdoğan'dır dedikten sonra o insanın siyasetçi olduğundan bilmem efendim 30 küsur senedir işte bilmem partinin genel başkanı. Geç onu, geç onu. Biz birbirimizi biliriz Sedef Hanım. Sayın Devlet Bahçeli de beni bilir, biz de Devlet Bahçeli'yi biliriz. Sadece biz değil, erenler de bilir. O bilir ne demek istediğimi. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yaşar Okuyan. Değerli ve cesur yorumlarınız için gündem yaratacak açıklamalarda bulundunuz. Sonuç itibariyle andımız artık yasak. Bu süreç halktan, kamuoyundan nasıl bir tepki görecek? Bu yasak devam edecek mi? Ve bu yasakla ilgili Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar Cumhur İttifakı'nda herhangi bir çatlamaya sebebiyet verebilecek mi? Bunları ilerleyen zamanda göreceğiz ama biz en azından sizin açıklamalarınız doğrultusunda ne iyi ne kötü, ne doğru ne yanlış idi kayda düşmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum Sayın Okuyan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Sağ olun.